Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak ağızda dağılan iki renkli çok lezzetli kurabiyeler yapıyoruz. Hemen işimize başlayalım. Bunun için öncelikle 125 gram oda ısısında bekletilmiş, yani yumuşamış tuzsuz tereyağını uygun bir yoğurma kabına alıp ardından üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı pudra şekeri ve bir su bardağı nişasta ilavesi yaparak karıştıralım. Tercihen mısır nişastası kullanırsanız daha da güzel olur ama elinizde yoksa tabii ki buğday nişastası da kullanılabilir. Önce spatula ile veya kaşıkla pürüzsüz ve güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştırıp ardından üzerine kontrollü bir şekilde un ilavesi yapalım. Ben videoda her zaman olduğu gibi un ölçüsünü sizlere söyleyeceğim ama dediğim gibi kontrol gerçekten çok önemli. Çünkü yumurtanın boyutu bile bir iki yemek kaşığı kadar oynama yaptırabilir. O yüzden kontrollü eklemeyi de ihmal etmeyiniz. Öncelikle 3 su bardağı ekledim. Ardından yeterli gelmeyince yarım su bardağı kadar daha ilave ettim ve istediğim kıvamı yakaladım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıyoruz veya spatulayı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamur kesinlikle sert olmamalı, yoksa kurabiyelerinizde taş gibi olur, yani sert olur, yerken keyif almazsınız. O yüzden yumuşak kıvamlı, güzel ama çok fazla yağlı olmayan, yani elinizde yağlılık hissi bıraktırmayan güzel bir hamur elde etmeyi ihmal etmeyiniz. Ben bu aşamada hamurumu daha sonra üzerine kakao ilave edeceğim için bir tık daha yumuşak bıraktım ve üzerine kakaoyu eklediğimde güzel bir şekilde karıştı. Gördüğünüz gibi önce iki yere böldüm, yani hamurumu tamamen iki eşit parçaya böldüm. Ardından farklı bir kaseye aldım ve üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar kakao ilavesi yaptım. Güzel kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Diğer hamurumun da kıvamı bir tık daha yumuşak olduğu için üzerine bir silme yemek kaşığı kadar un ekledim ve yoğurarak istediğim kıvamı elde ettim. Ve her iki hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi geçelim şekil vermeye. Öncelikle beyaz olan, yani sade olan hamurumuzdan alalım. Minnacık parçalar kopartarak elimizle yuvarlayıp bir tepsinin içerisine bırakalım. Hamurumuz bitinceye kadar işleme devam edelim. Eğer çocuklarınız var ise onlarla da yapabilirsiniz. Gerçekten şahane bir etkinlik olacaktır. Ve diğer, yani kakaolu hamuru da aynı şekilde hazırlamakla işimize devam edelim. Hamurları çok büyük yapmamaya özen gösterirseniz kurabiyelerinizin şekli de çok çok güzel olur. Ve artık tamamını gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi elime bir sade bir kakaolu, bir sade bir kakaolu olacak şekilde toplamda 6 adet hamur alıyorum. Ve elimle bu şekilde sıkıştırdıktan sonra baş parmağımla üzerinden hafif bastırıp içerisinde minnacık bir çukur oluşturarak o kısmına da çikolata ekleyeceğim. Ben damla çikolata kullandım. Pul çikolata da kullanabilirsiniz. Çok fazla eklemeyin. Daha sonra kapatmakta zorluk çekmeyesiniz. Hamuru elinizde çok yavaş bir şekilde sıkıştırarak bu böyle şekil verirseniz kesinlikle şekli bozulmaz. Ama eğer çok fazla sert davranırsanız şekli hızlı bir şekilde bozulabilir. İçerisindeki çikolatalar da dökülür ya da istediğiniz, dediğim gibi, şekli veremezsiniz. O yüzden kontrollü, elinizle yavaş sıkıştırarak hafiften dairesel hareketlerle kolayca şekil aldırabilirsiniz. Bir tanesini hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş
Fırın tepsisine aldığım ve geriye kalan hamurların tamamına da aynı şekilde şekil vermeye devam ediyorum. İsterseniz 8 adet hamuru yan yana getirip o şekilde de yapabilirsiniz. Ancak öyle yaptığımızda kurabiye boyutları bir tık daha büyük olduğundan ben böyle 6 şarlı olacak şekilde daha çok seviyorum açıkçası. Yine de avuç içinize göre ayarlayın derim. Çünkü avuç içerinize mesela daha fazla sığarsa daha büyük kurabiyeler de yapabilirsiniz. Hem o zaman daha kolay bir şekilde hazırlamış olursunuz. Tamamına şekil verip fırın tepsimizin üzerine dizdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Üzerlerini çok fazla kızartmadan fırından alalım. Ben hafiften böyle pembeleşmesini bekledim açıkçası. Böyle olduğunda lezzeti bir tık daha artmış oluyor ama daha beyaz da bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada artık tamamen hazır oldu. Soğuttuktan sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Uygun bir servis tabağına, saklama kabının içerisine alıp üzerine bir peçete yerleştirirseniz asla yumuşama olmadan kıyır kıyır çok lezzetli bir şekilde dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde benimle tekrardan görüşmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek ümidiyle.